Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Milliyetçi Hareket Partisi grubum adına gündem dışı söz almış bulunmaktayım. Genel kurulu ve televizyonları başında bizleri izleyen vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. 5 Haziran Cuma günü Malatya Pötürge merkezli 5-0 şiddetinde gerçekleşen ve çok şükür can kaybının yaşanmadığı depremde zarar gören vatandaşlarımızı, hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 9 Haziran 2017'de karne dağıttıktan sonra evine giderken kalleş PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ı ve tüm şehit öğretmenlerimizi rahmet minnetle anıyorum, ruhları şad olsun. Dünya kuru kayısı üretiminin %85'inin yapıldığı Malatya'da önümüzdeki haftalarda kayısı hasat döneminin başlamasıyla az bir süre kalmıştır. Türkiye'deki 17 milyon kayısı ağacından 8 milyona sahip olan dünya kayısı başkenti Malatya'da yaklaşık 50 bin civarında ailemiz bu üründen geçimini sağlıyor. Antep baklavası, Aydın inciri ve sonra da Türkiye'de Avrupa Birliği coğrafi işaret tescilline sahip Malatya kayısısı geçtiğimiz yıl 110 ülkeye yaklaşık 100 bin ton ihraç edildi ve buradan 253 milyon dolar gelirimiz var ülke olarak. Fakat Malatya'da kayısı üreticisinin bu sene çektiğini hiçbir üretici çekmemiştir. Bakın, bu hafta muhtemelen Malatya'nın tahmini toplam kayısı ürünü, yani yeni rekolte açıklanacak. Peki tahmini rekolteyi kimler belirleyecek? Bu komisyonda olanlar Malatya Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Malatya İl Tarım Orman Müdürlüğü, Malatya Kayısı Araştırma Enstitüsü, Turgut Özal Üniversitesi, Ziraat Odası, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, Malatya Ticaret Borsası, dikkat edin, Ege İhracatçılar Birliği. Geçen sene vardı, bu sene de olacak mı merakla bekliyorum. 2019'un tahmini rekoltesini bu yukarıda saydığım kurumların temsilcileri açıkladı. Kayısıyla ilgili sıkıntıların en temel sorunu bu rekolte olayını doğru yapmamamızdır. Bu yıl Tarım Bakanlığımız tarafından kurulan komisyon tarafından yapılan çalışmalar, rekolte rakamları Tarım Bakanlığımız tarafından açıklanacaktır. Peki geçtiğimiz yıl rekolte kurulunun içinde Ege İhracatçılar Birliği'nin ne işi vardı? Üreticiyi direkt ilgilendiren ve neredeyse bir yılın kayısı fiyatının belirlendiği referans niteliğindeki tahmini toplam kayısı hasatının belli edilmesindeki bir kurulda ticari kuruluşların olması üreticiye ihanettir. Her sene kuru ve yaş rekoltesi açıklanırken ilçe bazında bir açıklama yapılmaz. Gelin bu sene de en azından sahada çalışma yapalım. Yaptığımızın bir göstermesi olacak şekilde de ilçe ilçe rakamları açıklayalım. İlçe ilçe sahada rekolte incelemesi yaptığımızı basına fotoğraflarla bülten geçelim. Masa başında hazırlandığı hissi veren rekolte açıklamalarından vazgeçelim. Çünkü her sene yapılan rekolte açıklamalarının doğru olmadığı yetkililerin farklı açıklamalarıyla ifade edilmiştir. Bu sene manolya hastalığı, deprem, don ve koronavirüsten dolayı kayısı ağaçlarına yeterli düzeyde bakım yapılamadı. Geçen sene bunların hiçbir olmamasına rağmen 86 bin ton kuru kayısı rekoltesi açıklanmıştı. Bu sene çoğu ilçemizde kayısı yok. Yine bu sene 80 bin ton civarında bir rakamın açıklanacağını duyuyoruz ki bu yanlıştır. Yapmayın. Artık biraz da üreticiyi düşünmeliyiz. Malatya Valimiz Sayın Aydın Baruş'tan ricamız, 13 ilçenin tarım ilçe müdürlükleri eş zamanlı sahada inceleme yapsın. Ziraat odalarının ilçe temsilcileri farklı inceleme yapsın. İlçe kaymakamlıkları ilçede tüm muhtarları kendi köylerinde kayısı durumuna göre ilgili görüşler alsın. Toplantılar yapılsın ve en sonunda bu farklı farklı yapılan saha incelemeleri masaya yatırılsın. Burada ziraat odalarımızı birlik olmaya davet ediyorum. Lütfen ilçe ilçe çalışmalarınızı yapın ve o masada nasıl rakamlar açıklandığını kamuoyuyla paylaşın. İnşallah birilerinin söz sahibi olduğu kayısımızı bilinçli ve duyarlı yöneticilerimiz bu kabullenilmiş söz sahiplerini değiştirecektir. Bu arada Malatya Büyükşehir Belediyemiz tarafından inşaatına devam edilen kuru kayısı lisanslı deponun bu yıl içinde bitirilmesiyle ürünlerimiz daha sağlıklı ve kaliteli depolanacak ve pazara daha kaliteli olarak sunulacaktır. Bu kapsamda Malatya Ticaret Borsamıza ve Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza teşekkür ediyorum gerekli ilgiyi ve alakayı gösterdikleri için. Yine bize ulaşan sorunlardan özetle başlık aktaracağım.
Çiftçi borçlarımız tamamlayalım. Olur başkanım. Çiftçi borçlarımızın en az 3 ay ertelenmesi, ürünlerini hasat sonuna kadar talepleri vardır. Yine hükümetimizin açmış olduğu kredilerden faydalanmak isteyen küçük orta ölçekli esnaflarımızın sicil affı ile ilgili sorunları var. Kredi alamadıklarını söylüyorlar. Buradan hükümetimize de sicil affıyla yeni bir çalışma yapılmasını talep ediyoruz. Yeni Ulaştırma Bakanımızdan da Malatya'da zaten sorun olan Kuzey Çevre Yolu'nun bir an önce bitirilmesi. Çünkü bu Kuzey Çevre Yolu Malatya için bir namus meselesi oldu. Burada AK Partili Malatya milletvekili arkadaşlarımız var. Onlar da yakından takip ediyorlar. Bu sene olmazsa önümüzdeki sene ümit ediyorum ki bitirirler. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum hepinize. Sağ olun.